Merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bir tekrar yapıp KTT sınavımızda çıkmış coğrafya sorularının cevaplandırılmasını yapacağız. En son kaldığımız yer Yeni Çağ'da coğrafyaydı. Yeni Çağ'da coğrafya, coğrafi keşiflerle beraber özellikle coğrafya bilimi çok fazla gelişme kaydetmiştir. Avrupa'nın yeni inançlarını yayma, yeni kaynaklar bulma ve yeni yerler keşfetme arzusu coğrafi keşiflerin başlamasında en etkili faktörlerdendir. Bu dönemde Avrupalılar daha önce Müslümanlar tarafından korunan ve daha da geliştirilen ilk çağ filozoflarına ait eserlerden faydalanmış, bunları Latinceye çevirmişlerdir. Bu dönemde coğrafyanın gelişmesine en çok katkı sağlayan insanlar Christoph Kolomb, Bartolomé Diaz, Vasco da Gama, Piri Reis, Katip Çelebi, Magellan, Evliya Çelebi ve Amerigo Vespucci'dir. Şimdi bu kaşifleri kısaca inceleyelim. Bartolomé Diaz, Portekizli denizci ve kaşiftir. Afrika kıtasının en güney ucu olan Ümit Burnu'nu keşfetmiştir. Vasco da Gama, Avrupa'dan çıkıp doğrudan Hindistan'a giden ilk kişidir. Hindistan'a giderken de arkadaşlar, Bartolomé Diaz'ın keşfettiği Ümit Burnu'ndan geçerek Afrika kıtasını takip etmiş ve Hindistan'a ulaşmıştır. Christoph Kolomb, Atlantik Okyanusu'nu aşarak Kuzey Amerika kıtasına ayak basan ilk kaşif olduğu söylenmektedir. Ancak Christoph Kolomb, buranın yeni bir kıta olduğunu fark edememiştir. Amerikan Vespucci, Christoph Kolomb'un yaptığı hatayı fark edip Amerika kıtasının yeni bir kıta olduğunu keşfediyor ve bunu Avrupa'ya dönerek Avrupa'da yeni bir kıta bulunduğunun bilinmesini sağlıyor. Magellan, dünyanın yuvarlak olduğunu deniz yoluyla dolaşılarak da ispat edilebileceğini düşünüyor ve bu yüzden dünya turuna çıkıyor. Bu sırada Güney Amerika kıtasının güneyinde bulunan Magellan Boğazı'nı keşfediyor. Daha sonra Filipinlere geliyor. Filipinlere geldiğinde Filipinlerin yerli halkı Magellan'a ve diğer denizcilere saldırıyor. Magellan burada ölüyor. Magellan'ın ölmesinden sonra Delcano ismindeki kaptan Magellan'ın seferine devam ediyor arkadaşlar. Bu seferi kumanda ediyor. Sefere son katılan gemiyi de 1522 yılında Avrupa'ya ulaştırıyor ve dünya turunu yapan ilk Avrupalı denizci oluyor. Piri Reis, Yeni Çağ'da Osmanlı'nın önemli denizcilerinden biri arkadaşlar. Piri Reis bir kartograftır arkadaşlar. Bu yüzden de çok fazla harita çizmiştir. 513 tarihinde ilk dünya haritasını çizdiği bilinmektedir. Atlas Okyanusu, İber Yarımadası, Afrika'nın batısı ile Yeni Dünya Amerika'nın doğu kıyılarını kapsayan üçte birlik bir parça bulunan bölümüdür. Yani bu haritanın günümüze ulaşmış bir bölümüdür. Çizimde Batı Avrupa, Batı Afrika ve Güney Amerika'nın doğusu kolayca tanınabilmektedir. Bu haritayı dünya çapında önemli hale getiren yönü hala bulunamamış olan Amerika haritasındaki bilgiler içeriyor olmasıdır. Derlediği denizcilik notlarında Kitab-ı Bahriye adlı eserinde bir araya getirmiştir. Kitab-ı Bahriye önemli bir denizcilik eseri olarak hala günümüzde önemini korumaktadır arkadaşlar. Bu da Piri Reis'in dünya haritasından bir pafta. Katip Çelebi yine coğrafi yapıtların en önemlisi olan Cihan-ı Nüma adlı eserin sahibidir. Osmanlı coğrafyacılığında yeni bir çığır açmıştır bu eser. Cihan-ı Nüma yani dünyanın aynası anlamına gelmektedir. Katip Çelebi Cihan-ı Nüma'yı iki kez yazmıştır. Cihan-ı Nüma özünde tüm İslam ve Hristiyan coğrafyacılığının temeli olan Batlamyus kuramına dayanmakla birlikte o güne dek hemen hemen hiç yararlanılmayan Batı kaynaklarını Osmanlı coğrafyacılığına tanıtma bakımından büyük önem taşır. Bir de Evliya Çelebi var. Evliya Çelebi önemli bir seyyahtır, gezgindir. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özelliklerini, yapılarını dile getirmiş, kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlardan ayrıntılı bir biçimde bahsetmiştir. Seyahatname insanlarla ilgili bilgiler yanında yörenin evlerinden cami, mescit, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır gibi yapılardan da söz etmektedir. Orta Doğu, Avrupa ve Kuzey Afrika'da birçok ülkeyi gezmiş. Seyahatnamesinde de bu gezdiği yerlerden detaylı bir şekilde bahsetmiştir. Yakın çağda coğrafyaya gelecek olursak, bu çağda coğrafyanın özellikle arkadaşlar gelişiminde çağın önemli özelliği yapılan gezilerin artık tanıma ve tanıtma yerine fiziki ve beşeri unsurlardaki farklılıkları açıklamaya yönelik bilimsel amaçlı olması. Bu nedenle coğrafyanın bilimsel nitelik kazanmasında etkili olan araştırma yöntem ve teknikler ortaya çıktı. 18. yüzyıl sonlarıyla 19. yüzyıl başları coğrafyanın gerçek anlamda bilimsel kimliğine kavuşma dönemidir. Bu dönemde coğrafyanın metotları yani metodolojisi belirlenmiştir. Bu dönemde en çok coğrafya bilimine katkı sağlayan isimler Alexander von Humboldt, Karl Ritter ve Friedrich Ratzel. Bunun yanında da arkadaşlar Van der Leblanc'tir. Alexander von Humboldt fiziki coğrafyanın, biyo coğrafyanın, klimatolojinin, okyanus biliminin kurucusudur. Güney Amerika'daki batı kıyılarında bulunan Humboldt akıntısını keşfetmiştir. Gündüz ve gece sıcaklıkları ölçümlerine ve başka meteorolojik gözlem ve ölçüm kayıtlarına dayanarak bölgelerin izoterm ve izobar hava haritalarını çıkartmıştır. Bir diğer bilim adamımız Friedrich Ratzel, beşeri coğrafyanın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Antropo coğrafya adlı eseri vardır. Siyasi coğrafya akımının kurucusu olarak kabul edilir. Ona göre devlet bir hücrede meydana gelen bir organizmadır.
Devlet gelişme ve yayılmayı arzu eder. Devletin yayılmacı politikası ilkel ve küçük devletlere dışarıdan istila yoluyla mümkün olur. Hatta Friedrich Ratzel'in bu tanımı arkadaşlar Hitler'in dünya egemenliği politikasının oluşumunda etkili olmuştur. Karl Ritter, beşeri coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilen bir isimdir. Coğrafyacı kimliğinin yanında tarihçi ve felsefecidir. Tarihi olayların açıklanması sırasında coğrafi çevre şartlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etmiştir. Tarih ve coğrafya bilimlerinin birbirini tamamlayan bilimler olduğunu vurgulamıştır. Vidal de l'Oble, Fransız bir coğrafyacıdır. Yaptığı çalışmalar sayesinde tarihi coğrafya alanında da önemli işlere imza atmış ve bu alanın kurucusu sayılmaktadır. Bunun yanında modern bölgesel coğrafyanın temellerini atmıştır. Bölgesel coğrafyanın da kurucusu sayılmaktadır. Türkiye'de coğrafyaya bakacak olursak, Türkiye'de modern coğrafyanın temelleri 20. yüzyılda Avrupa'dan Türkiye'ye davet edilen yabancı coğrafya hocaları ve yurt dışında yetişen Türk hocalar sayesinde gelişti. Bunlara örnek vermek gerekirse Faik Sabri Duran, Ali Macit Ara, Hamit Sadi Selen gibi hocalarımız. Bunların yanında ayrıca Cemal Arif Alagöz, Besim Darkot, İbrahim Hakkı Akyol, Reşat İzbrak, Sırrı Erinç, Erol Tümertekin, İbrahim Atalay Türkiye'de coğrafyanın gelişmesinde büyük katkıları olmuştur. Soru çözümüne geçecek olursak arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Birinci soru, Cihan Nüma adlı eseriyle dünya coğrafyası hakkında bilgiler veren ünlü Osmanlı coğrafyacısı kimdir diye sormuş bize. Biz Osmanlı coğrafyacılarını işlerken kimleri işlemiştik? Evliya Çelebi, D şıkkındaki Katip Çelebi ve E şıkkındaki Piri Reis'i işlemiştik. Mesudi ve Makdisi Osmanlı coğrafyacılar arasında işlediğimiz kişiler değildi. Bunları eleyebiliriz. Evliya Çelebi kimdi? Evliya Çelebi bir seyyahtı. Seyahatname adlı eseri vardı. Bu Seyahatname adlı eserin de gezdiği gördüğü yerlerin ekonomik ve beşeri özelliklerinden detaylı bir şekilde bahsetmişti. Piri Reis ise bir denizciydi. Piri Reis Kitabı Bahriye adlı eserinde birçok harita vermişti. En önemlisi de dünya haritası ve buradaki Amerika paftasıydı. Katip Çelebi ise Cihan Nüma adlı eserin sahibiydi. Cihan Nüma yani dünyanın aynası adını verdiği bir atlas biçiminde yapmaya çalıştığı bir eserdi. Bu yüzden çok fazla içerisinde harita ve coğrafi bilgi içermekteydi. Bu yüzden cevabımız D şıkkı yani Katip Çelebi olmaktı arkadaşlar. İkinci soru, 19. yüzyıla kadar coğrafya yaşanılan bölgeleri tasvir etmek için yararlanılan bir dal iken bu tarihten itibaren kendine has metotları olan bir bilim dalı haline gelmiştir. Türkiye'de coğrafyanın gelişmesine katkı yapan bilim insanları arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Kimleri vermiş bize bir bakalım. Faik Sabri Duran'ı vermiş, Reşat İzbrak'ı vermiş, Cahit Arf'ı ve Aziz Sancar'ı vermiş. Şimdi arkadaşlar birinci ve ikinci şıktaki Faik Sabri Duran ve Reşat İzbrak coğrafyaya gelişimine katkı sağlamış insanlarken üçüncü şıktaki Cahit Arf bir matematikçidir. Hatta Arf teoremi adında bir teoremi vardır dünyaca kabul görmüş. Aziz Sancar ise biyoloji alanında master yapmış, Nobel Kimya Ödülü almış bir Türk hekimdir. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani A şıkkı olmakta. Üçüncü soru, Yeni Çağ'da Christoph Kolomb, Magellan gibi isimlerin yapmış olduğu coğrafi keşifler coğrafya bilimine önemli katkılar sağlamıştır. 1. Yeni dünya karalarının keşfedilmesi, 2. Dünyanın şeklinin küre olduğunun ispatlanması, 3. Coğrafya biliminin metodolojisinin oluşturulması gibi gelişmelerden hangileri coğrafi keşiflerin coğrafya bilimine sağladığı katkılardandır? Hatırlayalım şimdi arkadaşlar. Yeni dünya karalarının keşfedilmesi, Christoph Kolomb, Amerika kıtasını keşfetmişti. Hatta Amerigo Vespucci de bu kıtanın yeni bir kıta olduğunu Avrupa'ya duyurmuştu. Bu yüzden biri alabiliriz. Birin olmadığı tüm şıkları eleyelim. Yani D şıkkı ve B şıkkı elendi. İkinci soruda dünyanın şeklinin küre olduğunun ispatlanması. Magellan niye dünya turuna çıkıyordu? Çünkü dünyanın şeklinin küre olduğunun deniz yoluyla kanıtlanabileceğini düşünüyordu. Ve bu yüzden bir dünya turuna çıkmıştı. Bu yüzden ikinci şıkkımızda mevcut. 1 ve 2'nin olmadığı tüm şıkları eleyebiliriz. Yani C ve E şıkları kaldı geriye doğru cevap olabilecek. Üçüncü maddeye bakarsak coğrafya biliminin metodolojisinin oluşturulması diyor. Üçüncü madde arkadaşlar yakın çağ coğrafyacıları tarafından geliştirilmiş ve modern coğrafyanın temelini atmış olmalarından dolayı üçüncü maddeyi alamıyoruz. Bu yüzden cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmakta. Dördüncü soru, yukarıda başlıca özellikleri verilen Osmanlı Devleti döneminde yaşamış ünlü Türk gezgin aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Osmanlı Devleti'nin egemen olduğu bölgelerle ilgili Seyahatname adlı eseri meydana getirmiştir. Eserinde analitik bilgilerden çok bir seyyahın gezip gördüğü yerlerin anlatımı ön plana çıkmaktadır diyor. Bir bakalım Piri Reis ünlü Türk denizciydi. Eserin ismi Kitab-ı Bahriye'ydi o yüzden Piri Reis olamaz. D şıkkı Naima. Naima arkadaşlar
Osmanlı döneminde tarih yazıcılarından ilkidir. Hatta bunun özel bir ismi vardır. Vakanüvis. O yüzden D şıkkı da olmuyor. C şıkkı Ebu Suud Efendi. Ebu Suud Efendi arkadaşlar Osmanlı dönemindeki bir Şeyhülislam'dır. Katip Çelebi ise az önce de bahsettiğimiz Cihannuma adlı eserin yazarıdır. Bir atlas görünümü vermeye çalışıyordu. Atlas şeklinde eserini tamamlamaya çalışıyordu. Evliya Çelebi ise yukarıda bilgileri verilen Osmanlı döneminde yaşamış ünlü Türk gezgin ve seyyahtır. O yüzden cevabımız A şıkkı olmakta. Beşinci ve son sorumuz, yukarıdaki verilen bilgiler coğrafyanın hangi dönemini ifade etmektedir? Denizcilerin yaptığı coğrafi araştırmalar ve oluşturdukları haritalar özellikle bu alanlarda Piri Reis'e ait olan çalışmalar çok önemli bir yere sahiptir. Kitab-ı Bahriye başta olmak üzere Piri Reis tarafından kaleme alınan eserler dönüm noktasına ulaşmıştır. Piri Reis kimdi? Osmanlı'daki ünlü bir denizciydi. Bu durumda cevabımız E şıkkı. Yakın çağda coğrafyanın metotlarını ortaya koyan Van Humboldt gibi isimler vardı. Orta çağda Müslüman bilim insanları Biruni gibi. İlk çağda ise Eratosthenes gibi coğrafyanın isim babası olan kişiler vardı. Türkiye'de coğrafyada Besim Darkot gibi, Sırrı Erinç gibi hocalarımız mevcuttu. Tekrar söylüyorum, cevabımız E şıkkı olmakta yukarıdaki bilgilerden dolayı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki KTT soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.